Derin öğrenme modeli neyle ilgili acaba? Göğüs X-ray'i bunda pnömoni var mı yok mu? Derin öğrenme ağıyla verilen resimleri inceleyip, görüntüleri inceleyip daha sonra buna karar veriyor öğrenme ağı. CNN metoduyla geliştirildi. Bu da Kaggle'dan benim kullandığım datasetine ulaşabilirsiniz. Kaggle, Google'un bir data paylaşmak için kurduğu bir sayfa. Aynı zamanda kendi notebook olduğu için direkt bulduğunuz dataları işleyebilirsiniz. Burada hem data paylaşım hem de dataları kullanabilirsiniz. Kullanışlılığı 7,5'müş, yani oldukça güzel bir data. Sadece şeyi söylemeyeceğim. Biraz da CNN'in mantığı ve nasıl çalışıyor, kısaca ona da değineceğim. Bilgisayar nasıl ve ne görür, ona değineceğim önce. Biyolojik görmede, insanın görmesinde retinaya gelen ışık enerjisi elektrokimyasal enerjiye çevirip bu elektrik sinyalleri beyinde tekrar görüntü şeklinde oluşturuluyor. Bilgisayarın görmesi ise bundan birazcık farklı. Bilgisayarda renkli resimler RGB denilen sistemle oluşturuluyor. Ve üç katman, yani kırmızı, yeşil ve mavi katmanlardan oluşuyor. Şey gibi, çocuk kitaplarındaki üç katmanlı, üç boyutlu resimler gibi. Bu renklerin farklı yoğunluklarda birleşmesiyle oluşuyor. Ve bilgisayar bu yoğunluklara bir sayı atayarak bu sayıları tekrar görüntüye çeviriyor aslında. Yani biz bu şekilde görürken bir bilgisayar bu şekilde görüyor, sayılarla görüyor. Piksel bilgisayardaki görüntünün en küçük birimi, yani hücresi diyebiliriz. Bu hücrelerde renklerin farklı yoğunlukları var. Biz direkt alıp bu resmi bir şeye bağlayabiliriz. Derin öğrenme ağına bağlayabiliriz. Her pikseli bir hücre yaparak. Ancak bu bize çok fazla yük getirir. Çünkü 32 piksellik bir resmi düşünürsek, bunda 3072 birim var ki çoğunlukla resimler 32 pikselden çok daha büyük. 250 piksellik kare bir resmi düşündüğümüzde ortaya 187 bin tane piksel çıkıyor. Yani bilgisayarın hesaba katması gereken ağırlık çıkıyor. Ve bu şey büyüdükçe bu bilgisayar için çok fazla yük getiriyor. Bizim modelimizin çalışmasını yavaşlatıyor, verimliliğini azaltıyor falan filan. O yüzden biraz daha verimli bir sisteme ihtiyacımız var ve görüntü içinde bazı karakteristik noktalar var. Mesela bir fil resminde ayırt edebilmesi için kulakları önemli. İşte bir köpek mi, kedi mi, kulak, kuyruk, bu gibi karakteristik özellikleri seçip ve köşeleri seçip bunları hesaba katması tüm resmi hesaba katmasından daha mantıklı. Bu amaçla kullanılan şeylerden biri CNN. Türkçesi evrimsel sinir ağı. Convolution Neural Network, İngilizce açılımı. Convolution yöntemi ile resimdeki önemli noktalar ayırt edilip geriye kalan resim küçültülüyor aslında. Convolution iki matrisi çarparak daha küçük bir matris üretiyor. Girdi görüntüsünü alıyor ve filtre aracılığıyla resmi açıklayan özel kalitesi çıkartıyor. Gördüğünüz gibi bu boyuttaki bir resmi daha küçük boyuttaki bir matrise aktarıyor. Genelde filtreler 2x2 ya da 3x3 gibi kullanılıyor ve kaydırılıyor. Burada da iki boyuttaki bir şeyin üç boyutlu halini görüyorsunuz. Bir sonraki aşama ise pooling, yani elde ettiğimiz matrislerin birleşimi havuzlama tekniğiyle kullanılıyor. Bunda da en çok kullanılan şey filtre buradaki maksimum değerin alınması. Mesela şu pembe yerdeki 6 değerini almış, 8 değerini almış yeşil yerdeki gibi. Stride, CNN deyince akla gelen ilk terimlerden bir tanesi stride'da da filtrenin kaydırılması. Eğer stride 1 dersek sadece bir birimlik piksel kaydırılmasını anlarız. Eğer 2 dersek 2 birimlik. Burada bir birimlik kaydırılıyor benim verdiğim GIF'te. Padding ise kaydırma işlemi sırasında görüntüde önemli bilgilerin kaybolmaması için görüntünün etrafına sıfırların eklenmesi. Atıyorum şurası gerçek görüntümüz ama buraya aldığımızda bazı pikseller kaybolacak. O yüzden etrafına sıfırlar ekliyoruz. Buna padding deniyor. Yani sıfırlarla çerçeveliyoruz gibi. Kısaca CNN'in mantığı bu. Ben araştırmamı DataCamp'ten yaptım. Eğer isterseniz
sitesine girip CNN yazıp daha fazla makaleye ulaşabilirsiniz CNN modeliyle ilgili. Buradan size modeli göstereceğim. Burada gerekli kütüphanelerimi ekliyorum. Gerekli kütüphanelerden en çok kullanılanı Keras. Keras'a yükledik. Kullanacağım veriyi yüklüyorum. Şurada bir tane resim çizmem gerekiyor. Şuradan gördüğünüz gibi resimleri train ve test diye ayrılmış bir şekilde var burada. Şöyle şuradan da gösterebilirim. Test, train, testte 5000 tane olması gerekiyor. Normal ve pneumeni başlığı altında. Train'de 600 tane vardı galiba. Bunları bir dosya içine atıyorum ayrı ayrı bir şekilde. Ve daha sonra bir örnek olması için resim çizdireceğim. Burada bir normal X-ray resmi görüyorum. Yani hasta normal. Burada ise pneumoninin resmini görüyorum. Buradaki karakteristik özellikleri algılayıp daha sonra pneumoninin yoksa normal mi bunu ayırt etmesi lazım. Burada CNN modeline eğitiyorum. Çok kısaca göstereyim gene yazdığım notları. Ve daha sonra onu şeye test yine sanmaya yapacağım. Burada da eğittiğim modelin, CNN modelinin özetini görüyorum. Ne kadar doğruluk çıkmış falan. Daha sonra bunu test modeline eğitiyorum. Bunu eğitmesi biraz uzun sürebiliyor. 163 tane varmış test şeyinde. Bunları bir dosya içine atacak ve daha sonra accuracy'ni ölçeceğim altta. Accuracy'si ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar iyi. Ama çok yüksek olması da bazen overfitting'e neden olabiliyor. Overfitting de veriyi öğrenmemiş, ezberlemiş anlamına geliyor. Bu da pek istenmeyen bir durum. Ama %80'in üstü, %90'ın üstü çok çok iyi rakamlar. Burada biraz zaman alabiliyor. 160 tane resim var. 63'ü. Şu anlık accuracy değeri %76. Gittikçe yükseliyor denedikçe. Bu kütüphane dedim geçtim ama bu kütüphaneler genel olarak en çok kullanılan fonksiyonların fonksiyon haline getirilip yazılmış halleri ve bunları direkt import ettiğimde ben bunları tekrar tekrar yazmıyorum. En çok kullanılanlar Keras var, TensorFlow var. Daha araştırabilirsiniz ama en çok kullanılanlar bunlar. 134. Bu verinin içinde X-ray görüntüsü dışında başka herhangi bir bilgi yok. Yani yaşı, ismi, hastanın durumu gibi sadece görüntüyü işliyor. Ama bazı şeylerde verilerde var. Accuracy değeri %82 çıktı. Bunu tekrar yazıyorum. Şu kodda bir sorun çıktı ama accuracy değeri %82 çıktı. Çok yüksek değil ama %85 çıktı. Oldukça iyi bir rakam ama daha yüksek görüntü işleme şeyleri de var. Bazı kanser hücrelerini, deri kanserini tanımada özellikle %99'a varan netlikler elde edilebiliyor. Bu kadar benim anlatacaklarım. Beniniz için teşekkür ederim.